bence çok açık, net, anlaşılır Mehdi. O kadar karmaşık değil. İnşallah. İmanın nuruyla diyor Said Nursi Hazretleri. Yani samimi vicdanla, samimi Allah korkusuyla, hani benim çıkarlarımla çatışır mı, bana bir zararı olur mu, benim bundan ne karım zararım olur düşüncesi olmadan bakan bir insan Mehdi'yi Allahu Alem diyerek vicdanen tanıyacaktır. İnşallah. Yani İnşallah. o kadar da karmaşık bir şey olmayacaktır. İnşallah. Yani bu kadar alamet, bu kadar izaha rağmen Mehdi Evet. eğer anlaşılamayacaksa zaten Resulullah onu tarif etmezdi. Bu kadar tarifin amacı budur. Yeri bildirilmiş, tarihi bildirilmiş, şekli şemali bildirilmiş, yapacağı çalışmalar bildirilmiş. Evet. Said Nursi de bütün detaylarıyla anlatmış. Evet. Şahıs olduğu belirtilmiş. Ama anlamazlıktan gelmek isteyen için tabii yollar sonuna kadar açık. Evet. Kimi diyor ki şahsı manevidir. Yani görünmez bir fikir sistemidir. Evet. Kimisi diyor ki bir ruhtur. Her Evet. yerde gezer ama insan göremez. Kimisi diyor ki gelmiş geçmiştir. Çok Evet. eskilerdedir diyor. Kimisi de 300 yıl sonra gelecek diyor. Anlamazlıktan geldikten sonra sorun değil yani bunu arayan bunu bulur. Ya bir kısmı da hiç yok diyor. Evet. Yani bunu diyenlerin de olacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Bütün bunlara rağmen Mehdi eze eze söke söke faaliyetini yapacaktır ve yapıyor Maşallah. şu an. Maşallah. Yani Evet. bütün dünya Evet. şu an Mehdi'nin emrinde istese de istemese de hizmet ediyorlar. Mesela aleyhinde olanlar da hizmet ediyorlar. Evet, inşallah. Mesela farz edelim Cübbeli çıktı. Mehdi çıkmayacak dedi. Yani 300 yıl sonra çıkacak dedi. Muazzam hizmet etti. Bütün internet sitelerinde Mehdi ile ilgili hadisler çıktı. Mehdi ile ilgili insanlar bilgilendi. Evet, Yani maşallah. belki Cumhuriyet tarihinde görülmemiş derecede Mehdilik Evet. konusunda halk bilgilenmiş oldu. Maşallah. Kim vesile oldu? Cübbeli Ahmet oldu. Evet. Ne dedi? 300 yıl sonra çıkacak dedi. Evet. Güya muhalif bir hareket olarak ortaya çıktı. İstese de istemese de Mehdi'ye hizmet etmiş oldu. Evet, Ve evet. halen de hizmet ediyor. Ediyor maşallah. Bakın 300 yıl diyor ama bir konuşmasını dinledim. 95'lerde, 96. 95, 96, 95, 96 evet. Mehdi diyor, tam 96 mı? 1996. 90, tam emin değilim ya 95 diyor. 93-96 evet Evet. inşallah. Mehdi diyor, her an şu an diyor gelebilir diyor. Yani bulunduğu gün itibariyle 96 itibariyle şu günlerde gelebilir diyor. Her an gelebilir diyor. Maşallah. Kardeş hani 300 yıl sonra geliyordu? Maşallah. Demek ki darlanmışsın sen. Evet, inşallah. Demek ki birilerinden şüphelendin sen. Evet. Kanaatin geldi. Samimi kanaatin geldi. Paniğe kapıldın. 300 yıl geri atmaya çalışıyorsun. Çünkü sen samimi kanaatini açıklamışsın. Evet. Her an çıkabilir diyorsun. Maşallah. Alametleri oluşmuş olmasa, samimi kanaatin gelmese sen onu nasıl söylersin sen? Yüzlerce binlerce insanın yüzüne karşı böyle açıklamayı nasıl yaparsın? Bunu kaset olarak bastırıp insanlara nasıl dağıtırsın? O zaman derdim mesela 300 yıl sonra gelecek derdim. Kestirip atardım. Evet. Demiyor. Şimdi de en sonunda gele 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 Hicri 1500'e geldi ki artık yani Peygamberimiz Hicri 1400 diyor son. Evet. Yani 1400 ile 1500 arasında İslam'ın hakimiyeti bitiyor yani her şey bitiyor. İnşallah. O da bitişine gelecek diyor. Yani bitişinde. İnşallah. Artık yani bozulma devrinde. Ondan İnşallah. sonra da kıyamet kopuyor. İnşallah. İnşallah. Bir sözü daha vardı hocam. Geldiğinde bu değil deriz. Korkarım bu değil deriz. Alışmışım bidatlara. Değil mi? Ha diyor ki ben diyor korkuyorum diyor. Mehdi geldi de ben tanıyamayacağım onu diyor. Alıştım bidatlere diyor. Evet. Ya diyor bir de çekingeniz diyor. Korkağız diyor. Bir şeyler diyor. Böyle ona Evet. benzer bir Evet. şeyler anlatmış. Korkuyoruz diyor. Evet. Ona diyor onun ekibine, onun topluluğuna katılamayız biz diyor. Evet. Bu kafayla, bu mantıkla diyor. Evet. Ve kendini de böyle eleştiriyor. Onu da söylüyor. Evet. Ama bakın bu çok acayip. Hem kendisini tanıyamayacağını söylüyor Mehdi. Yani ben bu bidatlere alışmışız diyor. Biz Evet. tanıyamayın, tanıyamam ben diyor. Evet. Hem de diyor her an gelebilir diyor. Evet. Fakat biz Mehdi'nin alametlerini anlattıktan sonra herhalde birilerinden şüphelendi anladığım kadarıyla. Bütün mesele şu 100 yıldan kurtarmaya çalışıyor. Yani Evet. şu 1400 ve 1500'den bir kurtarabilirse bir rahatlayacak. Evet. Yani Allah'ın kaderini sanki öyle değiştirecek. Halbuki Allah'ın kaderi değişmez. İnşallah. Yani o öyle İnşallah. dedikçe o Mehdi'ye daha da gelişir. Maşallah. Yani değil mi? Evet. Yani bir kor ateşine körükle gidersen ne olur? Alevlenir. Alevlenir. Maşallah. O da üstüne gittikçe daha da alevlendi. Elhamdülillah. Fatih Altaylı onu bir
son ümit olarak çıkarttı böyle televizyon. Asla çıkartmaz normalde. Yani fikir olarak yani bayağı zıt olan bir insan. Yani Cübbeli her yönden karşı olan bir insan. Birçok evet. yönden karşı olan bir insan. Ama onu her yönden temize çıkarttı dikkat etsin programında. Hatta bazen böyle ağzından kaçıracak oluyor. Bir hatalı bir konuşma yapacak oluyor. Onu hemen düzeltiyor. Ve bütün üzerinde atılı suçlamaları, iddiaları teker teker temizledi. Kendince evet. tabii. Kendince. O çok önemli. Hı hı. Arkasından asıl konuya geçti. Dedi ki bu Adnan Hoca olayı nedir? Anlat sen Mehdi. O da dedi ki Mehdi bu yüzyılda gelmeyecek. Evet. Ama Cübbeli zaten söylüyor diyor bana bir kısım aileler geldi diyor. Evet. Aileler deyince artık yani biz kimler olduğunu biliyoruz. Evet inşallah. Benim anladığım aileler gelmiş hakikaten. Bundan konuşmuşlar. Sen Mehdi'nin çıkmayacağını söyle. Adnan Hoca'ya karşı tavrını netleştir. Böyle ona aleyhinde bir uslup geliştir. Biz de seni Habertürk'e çıkarttıralım. Evet. Seni lehinde konuşturalım. Seni destekleyelim. Ama senin de yapacakların bunlar gibi bir anlaşma olmuş gibi Hı. görünüyor. Evet. Ve bu anlaşma tam uygulanmış. Çünkü zaten 40 yıllık ahbap gibi karşılaşıyorlar dikkat ederseniz. Evet. Böyle kucaklaşıyor. El ele tutuşmalar. Falan yani muazzam bir muhabbet. Yani ilk defa karşılaşmış bir insanın tavrı gibi değil. Evet, inşallah. Yani anlaşmanın sağlam olduğu imajını veriyor olay. Ki nitekim usluptan da bunu gördük. İnşallah. Yoksa ne alaka onu oraya ortaya çıkarttırsınlar. Öyle evet. onun zaten yerlere yatıyorlar güleceğiz evet. onun anlattıklarına. Yani ne gözle baktıklarını da göstermiş oldular. Evet. Hocam zaten çok garip bir zihniyet. Yani teknolojiye karşı olduğunu söylüyor birçok şeyde. Çok farklı bakıyor. Jet ski'ye biniyor falan. Ondan sonra sağlık için diyor. Bir inkar diyor bir dönüyor. Çok garip bir zihniyet. Ama dediğim gibi işte bunlar olduğu sürece böyle kişiler birçok kişi dinden gerçekten uzaklaşıyor. Hani bakıyor bu adam diyor. Eğer hani beni yönlendirecekse ben uzaklaşıyorum diyor. Ama sizin gibi gerçekten bu işin eğitimini almış birebir bu kadar aydın bir şekilde bu olayları anlatan kişiler istememeleri çok doğal bence. Bakın mesela Fatih Altaylı değil mi? Onu çıkarttın. Desene evet. sorsana diyor ki bütün Vahabileri, bütün Şiileri, Caferileri pırasa gibi Mehdi doğrayacak diyor. Evet. Anlat nasıl doğrayacakmış? Evet. Bir anlat bir kamuoyu aydınlansın. Evet. Yani İslamiyet'te böyle Müslüman doğramak var mı? Evet. Böyle bir zulüm var mı diye niye sormuyorsun? Haşa, evet. Değil İnşallah, mi? Evet. Bir önce bunu bir sor. Evet. Bunu sormuyor. Evet. Ki o zaman Hristiyan alemi Museviler, Caferiler, Şiiler yani yaklaşık 6 milyar küsür, evet. 6,5 milyar hatta. Evet. 6,5 milyar insanın katledilmesi demektir evet, bu. Evet. 6,5 milyar insan. Evet. Niye bunu sormuyorsun? Evet. Biz ben ne diyorum? Bütün dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik getirecek diyorum Mehdi. Evet. Asma, kesme, doğrama yok. İnşallah. Damla dahi kan akıtmayacak diyor Peygamberimiz İnşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burnu dahi kanamaz insanların İnşallah. Diyor. Ben bunu söylüyorum. Senin orada övüp göklere çıkarttığın kişi de 6,5 milyar insanı katledeceğinden bahsediyor. Evet. evet. Mehdi'nin katledeceğinden bahsediyor. Pırasa gibi doğrayacak diyor. Evet. Bu şekilde eğitilen insanlarda sevgi, insanlara karşı muhabbet anlayışı nasıl olur? Olmaz. Evet. Olmaz. Nasıl olacak? Evet. Çoluk çocuk kadın demeden bu kadar insanın katli Kur'an'a uygun mu böyle bir şey? Değil inşallah. Mümkün değil. Tabii Kur'an'da sevgi var, affedicilik var, barış var. Dinde zorlama yoktur diyor Cenab-ı Allah. Ayet var. Evet. Yani adama sen mesela Şii veya Hristiyan seni Müslüman olmazsan seni öldüreceğiz dersen adam Müslümanım der. Evet. Diyebilir. Zorla der ama. Münafık olmuş oluyor. Evet. evet. Ne işine yarayacak münafık senin? Yaramaz tabii inşallah. Değil mi? Gönülle olacak. Sevgiyle, aşkla olacak bir şeydir. İnşallah. İman o şekilde olursa geçerli olur. İnşallah.